Evet arkadaşlar, binamızı hemen hemen bitirdik. Sadece şurada bakın, asansör kulesinin şu resimlerde ve AutoCAD projenin, açıkçası AutoCAD projesinde de görebilirsiniz. Şurada asansör kulesinin yüksekliğinden dolayı oluşan bir teras bölümü var. Orayı da yapalım. Hemen sonra da peyzaj bölümüne geçelim. Şurayı çizmeye başlayalım. Biliyoruz, vol komutuyla çiziyorduk bu bölümü. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle bir asansör kulemiz var. Şöyle devam eden bir kule. Biz bunu line ile hemen şuradan bir çizmeye başlayalım. Close diyorum. Şöyle şu çizdiğimi yan tarafa alayım. Bunu anladıktan sonra hemen vol komutunu uyguluyorum. Şu alt kaç santim? T1'i ölçebilirim. 20 santim. Delete basıp T1'i sileyim. 20 santim bir kremimiz var. Hemen AIC Extended Vol 20. Şurası da 200 olsa yeter. Şu 300 yapımdayız. Bakınız. Şöyle Keyboard Entry Pick Spline diyorum ve şöyle asansör bölümünü oluşturmuş oldum. Alıyorum bunu. Şöyle bakın, şurayı kesiyor. Bakın ben de şurayı kesiyorum gördüğünüz gibi. Evet. Front'a geçiyorum sonra da. Şunu yukarıya doğru çekiyorum. Peki bakıyorum. Bakın burada şöyle çok az bir yüksekliği var. Kaç santim bir yükseklik var buradan yukarıya kadar? 40 santim. Evet, hemen hemen dediği ölçüleri videoya gelmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın, o çizgim hala şurada duruyor, görüyorsunuz. Bunu da kullanabilirim. Şimdi alıyorum. Santimlik bir döşeme olsun, tamam. Alıp bunu şunun içine yerleştireyim. Şunu 99 yapayım. Biraz küçülttüm ki içeride döşeme gibi şöyle yerini yerleştirebileyim. Evet, aynen bu şekilde.
Evet, gördüğünüz şu dış duvardan arkadaşlar, bakın şu dış duvarı shift ile yukarıya doğru kopyaladım. Şunun rengini değiştirdim. Ne yapıyorum? Harpuş da yapıyorum şimdi. Şimdi şununla şöyle birazcık ezdim. Bakın şöyle Z yönünde, evet, iyice daralttım. Şöyle seçip şunu da seçip şimdi şöyle biraz tak yönüne geçeyim. Abi bir şey büyüteyim şöyle. Büyüttükten sonra bunu sağ tıklayıp Edit Body diyorum. Şunları alıp şöyle biraz dışarıya çıkacak şekilde, duvarın dışına çıkacak şekilde. Şöyle yerleştirdim. Evet. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle birazcık yükselttim. Şöyle bir şey oluşturmuş oldum. Biraz daha aşağı alalım. Yüksek gibi görünüyor bana. Şöyle evet. Şu şekilde doğru gibi geldi. Şimdi şöyle yapalım. Bakalım. Şuradan şu aradaki mesafe kaçtı. Şuradan şuranın üstüne kadar mesafe 307 santim. Yani hemen hemen 3 metre. O zaman 3 metre ise şuranın bakalım kaç santim peki burası? Buradan buraya 441. Sağ tarafta 441 görünüyor. O zaman bizimkisi çok yüksek diyoruz. Yüksek sene yapacağız. Bunları seçeceğiz. Şöyle aşağıya doğru indireceğiz. İndirdikten sonra şu çatıyı seçip çatının üst mahiyasını seçeceğiz. Bakın şu üst fronta geçip şu çatının üst tarafındaki kenarını seçip şu üst noktaları seçerek de olabilir. Şöyle aşağıya doğru çekeceğiz. Gördüğünüz gibi evet. Şöyle ayarladık. Bakalım şimdi doğru mu? 386. Hala biraz yüksek. Tamam. Şunu seçip biraz daha aşağı indireceğim. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet, şeyde yapmış olduk böylelikle. Kulede yapmış olduk. Bakalım şimdi. 334.
Dönem değil. Evet. Bu şekilde tamam. Bununla yaptıktan sonra gelecek dersimizde çevre projesine başlayalım.